Hiçbir şikayetim yoktu. Doktora gittim, check-up oldum ama belle ilgili sıkıntımın fıtığa sebebiyet verdiğini söyledi. Benim sıkıntım yoktu ki diyor. Fıtık belirti vermeden de ortaya çıkabilir mi diye soruyor. Çıkabilir. Yani bazen bir fıtıklaşma olur ama sinire bası yapmaz. O kanal geniştir, bası uygulamamıştır. Hani görülebilir. Ama onlarda bir şey yapmıyoruz. Genelde takip ediyoruz biz hastaları. Yani hastada bir bulgusu yoksa, işte o yüzden muayene çok önemli. Evet. Yani hani muayenede bir bulgunun olması. Orada amaç siniri rahatlatmak, siniri kurtarmak, siniri dekomprese etmek. Hani basıyı ortadan kaldırmak. Ama belirgin bir bası yapmıyorsa, sadece biz filmi ameliyat etmiyoruz. Biz sizleri ameliyat ediyoruz. O yüzden yani orada fıtık var, var. Ama bir bulgusu yoksa, bir sorunu yoksa niye ameliyat edeceksiniz? Niye ameliyat, şey yapacaksınız? Sadece o hastaya dikkat etmesi önerilir. Yani bakın sizde böyle bir fıtık var. Şu anda bir bası yapmıyor ama siz ağır kaldırmayın. Şu hareketlerden dikkatli olun. Kendinize dikkat edin. Çünkü bu eğer ileride taşar da sinire bası yaparsa o zaman bulgu verir demek lazım. Hastayı uyarmak lazım. Kilo ver diyen meslektaşları olmuş izleyicilerimizin sorularını. Kilo hafifletiyor mu verdikçe ağırlığı azaltır. Ağırlığı azaltır. Yani hani o ağırlık hakikaten vücutta aldığınız kilo bazen hani sırtınızda bir kişi daha taşıyor gibi olursunuz. O ağırlık artması da omurlara binen yükü arttırır. O yük de fıtıklaşmayı arttıran nedenlerden bir tanesi.